Bu bölümümüzün konu Utku Yeşilöz. 1993 yılında Bolu'da doğdu. Belki bugünlerdir ilk kitabı. Hoş geldin Utku, nasılsın? Hoş bulduk. İyi, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Belki bugünlerdirin oluşum sürecinden bahsedebilir misin? Tabii. Öncelikle bu şiirle olan ilişkimle başlayayım. 2012 yıllarıydı ee, bir şeyler yazmaya başladığım zaman ee, Daha sonrasında bir 6 yıllık bir süreçti sadece hani şiir okuru olarak e, devam ettiğim. Sonrasında 2018 e, yıllarında e, bu dosyanın artık e, şiirleri oluşmaya başladı. Ve nereden baksam bir yıllık bir süreç içerisinde oluştu diyebilirim yayınlanması işidi. Bir sonraki yıl ya da ondan sonraki yıl 2019'da 20 olabilir. Varlık şiir ödülüne göndermiştim dosyayı. Oradan döndükten sonra biraz demlendi ve 2022'de Epona yayınlarından Kasım ayında Ercan Yayılmaz editörlüğünde çıktı. Peki bir yayın evine başvururken ya da bir ödüle başvururken çoğu zaman şöyle bir bilgi verirler bize. Bir şiir kitabı ...şiir defterinden farklı olmalıdır. Sence bu farklar hı hı. nedir? Yani şöyle ben bunu hem sen söylediğinde... ...hem kendim e, süreçte düşündüğümde... E, ...tıraşlama olarak e, şey yapabiliriz, e, söyleyebiliriz. Bunun tıraşlama işlemi olduğunu söyleyebiliriz. E, şiir defteri yani o an e, hem kendi deneyimlerin... ...işte o zamana kadar ki e, gelenekten beslenmiş halin... E, hatta bu benim sana söylediğim 6 yıllık bir okuma süreci ve kendi kendine yazma süreci dediğimiz süreçte. Kendi kendine yazma süreci dediğimiz kısımda e, şu oluyor. E, haliyle özenmeler oluyor. Buna çaylaklık da diyebiliriz. Gerçi burada Süreya Berfe'yi de e, aklıma getiriyor. Hani Süreya Berfe der ya şiirin acemisiyiz diye. O ruh olarak evet korursun onu. İlerleyen zamanda da bunu koruyabilirsin ama... İşçilik olarak o acemiliği atman gerektiğini düşünüyorum şiir için. İşte o o evre benim için bu 6 yıllık bir evreydi benim gözlemlediğim kadarıyla. O evre şiir defteri evresi diyebiliriz. Sonraki evre yani ilk şiiri tamam hani bunu göndereyim dediğin e, ve sonraki hani şiirin kendi yolculuğu içerisindeki kısımda şiirin dosyalaşması işte bu mümkün varsa kitaplaşması evresi oluyor. O zamana kadar ki kısımda da hem düşüncelerini, hem duygularını, hem işçiliğini tıraşlıyorsun. Zannediyorum bahsettiğinde buna çıkıyor yani. Evet, katılıyorum. Ben de güzel bir cevaptı. Ben senin şiirlerini ilk önce Akatalpa dergisinde gördüm. Tabi o zamandan e, dikkatimi çekmişti. Çünkü e, yayınladığın... Şiirler arasında büyük bir uçurum yoktu, yani biri çok iyi olup biri çok kötü değildi. Birbiri ile bağlantılı şiirlerinde vardı. E, kitap da bence bunun gibi e, kitabın bölümleri zaten benim dikkatimi çeken e, hala daha doğa oluyor birleştirdiğimizde. Böyle şeyler bence e, küçük detaylar ama önemli. Sen ne düşünüyorsun? Ya bu konuda sana katılıyorum, benim de fikrim bu yönde. Özellikle ben şunu söyleyebilirim, hem bu kitap için, yani hem belki için, hem şu an hali hazırda hazır hali hazırdaki işte üzerine çalıştığım iki farklı dosya için, hem dosyalardan bağımsız dergilerde yayınlanan şiirler için, özellikle bu benzer duygu frekansların ürünüdür diyebilirim bu şiirlerin. Ve içerikte de benim seçtiğim, işte üzerine düşündüğüm, kurguladığım late motifler var mesela. Bunları, aralığını sık tutuyorum. Bunların kardeşliğini sık tutuyorum diyebilirim. E, bu da e, neye hizmet ediyor konusu bence önemli bir e, şair ya da yazar için, üreten kişi için. Zannediyorum bendeki cevabı şu. Okurda tanıdıklık hissi uyandırma. Tabi bu ikinci etapta. İlk cevabı da şöyle verebilirim belki şiir e, dert anlatma işi ya ya derdini nasıl anlattığınla alakalı ya senin ifade biçiminle alakalı Demek ki böyle çıkıyor en rahat en kolay e, en doğrudan bu şekilde çıkıyor kendi özgür alanı içerisinde şiirin e, verdiği özgür alan içerisinde bu şekilde çıkıyor ama ikinci etapta da o tanıdıklık o yerleşiklik hissi e, e, zannediyorum şey yapıyor e, tetikliyor bu e, Fikri ya da bu eylemi e, yansıtmadan Peki bir şiire ne kadar çalışıyorsun ya da uğraşıyorsun? Bu bu zaman kadar bana hiç sorulmadı Yiğit. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, yani benim e, tabii üzerine yani ilk o ham halinden sonra üzerine e, durduğum, e, baktığım zamanlar e, oluyor. E, bu da çok normal. Yani e, daha yeniyiz. Hatta belki hep yeni kalacağız o da bilinmez. E, ama yazarken yazma süreci zaman olarak bunu bana sorduğunu düşünürsem de anlık benim yani o an oturuyorum yazıp kalkıyorum ee, Hani parça parça değildi de bir anda belki bir dize birkaç dize bir bölüm olarak başlıyorum ve o süreç çok çok kısa oluyor yazıyorum kalkıyorum sonra işte e, belli zamanlarda a, tamam kafamda ya da bilmiyorum duyuşta diyelim tamam dediğim yerde yeniden bakmak için daha sonraki bir zamanda bakmak için hatta belki dosyaya alacağım zaman ya da bir dergiye göndereceğim zaman bakmak için bir köşede kalıyor şiirler. Aslında doğanın talan edildiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde e, doğaya bu kadar dikkat çeken şiirler yazmak e, hem günümüzde çok tercih edilmiyor hem de e, biraz daha e, eski bir şeyi yapıyormuş gibi geliyor. Se senin için nasıl mesela? E, bilmiyorum. E, galiba ben şöyle söyleyebilirim. E, aslında bu dediğin şey oluyor. Yani insanlar, e, şu an günümüzde şiir yazan insanlar bu dediğini yapıyor bence. Sadece e, kent üzerinden bunu yaptıklarını düşünüyorum İşte e, farklı deneysel Şiirlerin e, Çerçevesinde farklı bakış açılarla Aslında yine bunun yapıldığını söylüyorum Farklı bunalımlarla bunun yapıldığını Düşünüyorum ama ben neden e, Biraz daha belki burada e, Nasıl diyelim Pastoral mi diyelim Ya da direkt lirik mi diyelim bilemedim e, Oradan neden o kanaldan neden Bunu yapmaya çalışıyorum Bu daha önce sana işte bu konuşmamızın başında söylediğim gibi ifade etme biçimleri yani şey şiir yazanın ifade etme biçimleridir bence mevzu. Bu şekilde ifade edebiliyorum ama bu şu demek de değil bu arada. Yani buradaki şiirler işte ekolojik ya da sosyal sistemlerin birbiriyle olan ilişkisinden doğmuş şiirlerdir diyemem. Ha bunun böyle okunup okunmayacağı noktasında bir söz hakkım olduğunu düşünmüyorum. Yani bu okura kalmış. Ama ben kendi Beslendiğim kaynakları düşündüğümde buna doğrudan evet ya da hayır diye diyeceksem şayet hayır derim. Daha çok bireysel mevzu devrede, bireyselin yani iç dünyanın birleştiği doğa merkezde. İncelemede yazıyorsun ama bunlar şiir dışındaki türler üzerine ve yazdığın yazılarda çağdaş şairler hiç yok neredeyse. Neden tercih etmiyorsun mesela bir çalışını yazmayı? Yani bu bu zannediyorum şunla alakalı ee, yani direkt böyle hani tercih etmiyorum diyebileceğim bir şey değil. Tercih ettiğim şey başka. Ben daha çok şu an beklemede dinlenmede okuma evresindeyim. Benimle beraber işte sabahtan akşama şiir koşturan isimleri benimle şimdiyi koşturan isimleri. E, bekliyor, gözlemliyor, okuyor, bol bol okuyorum. E, bu şu an için tercihim ve bundan zevk alıyorum. E, nerede, ne zaman bu son bulur onlar üzerine, e, bu şiirde de şunlara işaret vardır diyebileceğim yere gelirim bunu bilmiyorum. E, ama olacaktır tabii ki, olmayacak diye bir şey de yok. E, belki bir zaman onun da yeri gelir e, Bana duyurduğu şeylerle alakalı zannediyorum. Yani şu an okumak çok daha ön planda. Ama kesinlikle hani bunu hiç yapmıyor da değilim herhalde ya. Dün düşündüm de geçenlerde e, dosyada oluşturuyorum bir yandan. Hani yaz at şeyi yapıyorum. İşte yazdım gönderdim onu dosyaya atıyorum. Bir baktım 60 mı 61. yazımı ne olmuş? Hani düşündüm de hiç yok değil herhalde. Ya yani vardır belki değindiğim. Kastığın şey ise genç kuşak diyeyim. Genç kuşaksa evet belki bunu kabul ederim. E, o da Az önceki söylediğim şeyle alakalı yani. Okumak şu an okumak ve m, teke tek bunu paylaşmak e, ve bunu yaparken de gayet ciddiyetle yapmak hem de dikkatle yapmak daha hoşuma gidiyor. Yani ben mesela e, Ozan Can'ın şiirlerini çok severim. Ozan Can Türkmen, Oğul Can Kütü'nün şiirlerini seviyorum. Cemet Loma'nın şiirlerini seviyorum, e, okuyorum. E, hemen hemen aslına bakarsan hani seviyorum başka okuyorum başka hepsini okuyorum desem yeri. Yani kitaplığımda da hemen hemen işte gün, güncel şiire çok fazla yer var. Birebir de hem acaba fikrin nedir diye sorulduğunda ya da ben kendiliğimden e, nereden baksam bir word'ü dolduracak şekilde düşüncelerimi paylaşabiliyorum. E, bu şu an benim keyif aldığım şey. Keyif aldığım sürece sürdürüyor olacağım. Başka bir şey tercih ettiğinde de o da mutlaka yansıyacaktır. E, dosyalaştığını söyledin. Dosyaya atıyorum. Dedin. Yani buradan ileride hı, bir hı. kitap olacak bu yazılar. Bu arada çok nitelikli yazılar. Genelde e, Roman Kahramanları dergisinde yayınlanıyor. Tabii benim söylediğim gibi evet genç kuşak yok ama tabii ki şart değil. E, çok da e, değerli yazılar. Kitaplaşacağını söyleyebilir miyiz o zaman? Teşekkür ederim. Öncelikle e, iltifat olarak kabul ediyorum tabii ki sözlerini. Benim için de kıymetli senden duymuş olmak. Aslına bakarsan bu şu an galiba senin yakaladığın bir şey oldu Açıklık getireyim İlkin şu daha şiir dosyası varken de o kitaplaşmamışken Böyle bir teklif aldım Yazıların kitaplaşması hususunda ama Asıl ilgilendiğim tür şiir olduğu için Bu teklifi göz ardı ettim diyebilirim Şiir ve şiirin kitaplaşması fikrine bir şey yaptım, odaklandım ve bunun üzerine aslında bakarsan çaba sarf ettim. E, dosyayı atıyorumdan kastım da biraz benimle alakalı bir durum. Yani sistematik çalışmak, işte düzene oturtmak, e, bir yerde e, tutmak, sağlamlaştırmak üzerine yaptığım bir şey. Evet, onları e, bir dosyada topladım. E, olur ya belki ileride e, yayınlanması, toplu bir şekilde yayınlanması istenirse. Ha, evet, bunlar var deyip uzatabilirim. Değilse de problem değil. Zaten e, hepsi dergilerde yayınlanmış yazılar. İlgilisi zaten ulaşacaktır diye zannediyorum. Ben nasıl ulaşıyorum? Hem kitaplara hem dergilerdeki yazılara e, işte farklı mecralardaki makalelere meraklısı ilgilisi de bu yazılara ulaşır zamanı geldiğinde. Bir kaygım yok yani bu konuda. Dergilere ulaştığını söyledin bu arada ama tabii şu an günümüze e, dergiler okunmuyor ya da kitaplar okunmuyor diye bir yakarış da var aslında. Sence öyle mi gerçekten? Ya da bunun böyle bir şey varsa e, ne, sebebi ekonomik mi yoksa e, tamamen kültürel mi? Ee, i̇kisi de iyi. Yani... Ekonomiyi konuşup hemen onu işini kapatalım. Evet şu an zor şartlardayız. Yani temel ihtiyaçları karşılamakta bile güçlük çekiyorken e, zannediyorum hani bu lüks tüketim maddeleri mi diyelim artık ne diyelim. E, onlara ulaşım noktasında da e, yani bizim edinmemiz noktasında da problem yaşıyoruz. E, ekonomik sebepler ne yazık ki. Hani en zorladığımız yerde bile bir tercih yapmak zorundayız. Evet alacağız, edineceğiz ama birinden birini işte ikisinden e, pardon üçünden e, ikisini edinmeye gayret ediyoruz. Bu kitaplar için de böyle, dergiler için de böyle. Hani sosyal medyada denk geldiğim ve aslında bakarsan benim de yaşadığım bir durum bu. E, bir okuma listesi ya da işte bir dergi listesi hazırlıyorum o ay e, çıkan... E, Dergileri mesela yazıyorum ve hangilerini edinebilirim diye <laughs> kara kara düşünüyorum. <laughs> Kitaplar için de böyle oluyor ve bu e, her gün sanki biraz daha beni e, zorlayan bir konuya dönüşmüş vaziyette. E, yalnız olduğumda düşünmüyorum bu konuda. E, bunun üstünü kapatıyorum şimdi. Diğer konu kültürel e, mevzusu. Bu konuda da ne yazık ki bence problem yaşıyoruz. Yani şunu kabul ediyorum işte değişen teknolojik koşulların e, ya da işte kuvvetlenmiş e, dijital formların varlığı, e, şiirde nasıl değişime uğratıyor insanları işte hızın e, teknolojinin değişime uğratması bu aynı zamanda e, erişimde de e, yani bu dergilerle kitaplara erişimde de e, zannediyorum kolaylık sağlıyor. Bu kolaylık da insanları tembelleştiriyor diye düşünüyorum. E, hele ki kişi buna yatkınsa mesela ben ...bu konuda kendimi değerlendirecek olursam... ...bilmiyorum dışarıdan nasıl görünüyorum ama... E, ...işte yazıları... ...ilk yazdığım zamanlara düşünürsek... ...23-24 yaşlarındayken... ...şimdi 30 yaşındayım... E, ...hep böyle bir... ...çalışkanlık işte... ...hani karınca misali oraya yetiş... ...buraya yetiş e, şey vardı üstümde... ...belki kendimin kurduğu bir baskıydı... ...kendi üstümde e, ama evet... ...bunu yapıyordum o şey hani... ...gözü kapatma anlık dalgınlıkların dışında acaba nerede ne var İşte bir yazı yazarken bile mutlaka ana kaynağı çoğaltmak işte yan kaynakları çoğaltmak işine gidiyorum bu ne yazık ki zannediyorum şey diğer birçok isim için geçerli olmayabilir bunun dışında ne söyleyebilirim özellikle son 50-60 yılda ve bu zamanın bir uzantısı olan günümüzde de bir ihmal söz konusu. Yani işte ne çıkmış, yeni kitap ne çıkmış. Bu arada çok fazla da kitap ve dergi çıkıyor. Çıkmıyor değil bence. Özellikle ben artık okumalarımı biraz daha felsefe, sosyoloji alanlarına kaydırmış biri olarak o alanlarda da dergilerin, yayınlandığını, işte peş peşe kitapların yayınlandığı biliyorum ve mümkün olduğunca edinmeye çalışıyorum. Ya bir ihmalkarlık söz konusu. Özellikle hani bilim, teknik alanlardaki bu gelişmeler diyelim. insanın algısını, işte duyarlılığını, mevzuyu içselleştirmesini, derinleştirmesini e, ne yazık ki zedeliyor. Ya bur buradan bir uzaklaşma olduğunu düşünüyorum. Böyle. Peki e, dijital dergileri... Dijital dergilere gelirsek onların yerinin ne olduğunu düşünüyorsun şu an? Öncelikle aklıma ilk gelen kelimeyi söyleyeyim. Yararlı buluyorum tabii ki. Çünkü benim de okuduğum dijital dergiler var, takip ettiğim dijital dergiler var. Bu kolaylık sağlıyor. Şiir gönderdiğim dijital dergiler de var. E, şiirin sana dönmesi, işte okurun sana dönmesi noktasında bir çeşitlilik oluştu e, dijital dergilerin varlığıyla. E, ben olumluyorum. E ama matbucuyum diyelim. <laughs> yani matbu'dan e, yüzümü çeviremem. E, bunu istemiyorum, bunu arzulamıyorum. Ve bu beni üzer. Böyle olması beni üzer. E, ama her ikisini aynı kanalda e, yüzdürebiliriz diye düşünüyorum yani. Bence e, var ve çoğalsın. Ben de öyle düşünüyorum. E, seninle aslında Peki. kitabın çıkmadan önce konuştuğumuzda Birkaç dosyan daha vardı ayrı ayrı. O dosyalar ne oldu mesela? E, silip attın mı yoksa bir kenarda hala yayınlanmayı bekliyor mu? Şöyle hala var. E, iki tane dosya e, var. Bunlardan ilki e, aslına bakarsan benim e, aynı yıl varlığa şiir e, dosyası gönderdim. Aynı yıl arkadaşa arkadaş Zekai Özger'e gönderdiğim e, dosyaydı. Orada da adı anılanlara girdi ama takdir edersin ki o zaman sonrasında ve gün gün yani şu anda da e, üzerinde değişiklikler oldu tabii şiirlerin olmaya da devam ediyor açıkçası ben bir gözden geçirme uyguluyorum e, o diğer bahsettiğim dosyaya. E, bunun dışında bir e, farklı dosya var. E, değişikliğe uğrattığım dosya yani o ilk bahsettiğim dosyada e, nereden baksan ilk şiirler yani. 3-4 şiir e, şu an yayınlandı zaten kimi dergilerde. Yayınlanmaya da devam edecektir tabii kimileri kimileri yayınlanacak, kimileri e, okurun e, kitapta görmesini bekliyor olacak şayet kitaplaşırlarsa. Sanırım en çok yakındığın şey tabii bu bir tahmin. Belki bugünlerdir ismiyle ilgili bir Haydar Ergülen etkisinin olup olmadığı <laughs> e, var mı böyle bir etki? Yoksa sadece nardan kaynaklı mı? Ee, evet, bu bu soruldu ya da tahmin ediliyordur. Ee, belki bir soru olarak bana sorulmasa bile bir soru olarak zihinlere gelmiş olabilir. Ee, ama yakındığım bir şey değil. Ee, sadece sorulduğunda sen nasıl şu an sordun benim de açıklık getirebileceğim bir konudur sadece. O da şöyle, e, hayır e, Haydar Ergülen'in e, şiiriyle ya da ondaki narla... E, bir ilgisi yok bunu doğrudan söyleyebilirim e, bu arada Haydar Alp'in şiirlerini okurum e, hatta 2011 yılıydı e, ben işte düşün şey dedim yaz ya önce 2012'de işte ilk hani bir şeyler yazmaya başladım diye daha şiir diyelim demeyelim belki de o şiirleri yazmadan bir şeyler yazmadan e, önce e, Haydar Alp'in şiirle tanıştım üniversiteye gelmişti bizim üniversiteye gelmişti. Hatta onun da öncesinde lisede edebiyat öğretmenim, e, Ebu öğretmenim bir gün tahtaya e, gelip bir şiir yazdı. Şiirde e, şey, pardon, gelip tahtaya bir e, dize yazdı. E, dize de Haydar Ergülen'in dizesiydi. Harflerin Gülüştüğünü ilk senin adında gördüm dizesi. E, Yanlış hatırlıyor olabilirim ama aşağı yukarı bu şekilde. E, i̇lk o şekilde tanıştım ben Haydar Ergülen'le. Dosya için konuşacak olursak da. Bir kere zannediyorum en güçlü savunmam şu olur. Belki bu günlerdir. bir armağan değer verdiğim birinin bana kurduğu ilk cümle. Hatta ben kitabın adını belki bu diye düşündüğümde evet bu olsun dediğimde kendime. kişiden de izin aldım diyebilirim. Yani durumdan haberdar ettim. Bunun mümkün olup olmayacağına dair de kendisine iletişime geçtim. Böyle <laughs> yani demek ki e, bazen arkadaşlar da etkili olabiliyormuş şiir kitapları için. E, her şey teknik değilmiş diyerek kendime de bir eleştiri yapayım burada. Haydar <laughs> Ergülen'e de selamlar. Evet selamlar. Benim de ilk okuduğum şairlerden biridir. Hala da okurum. E, ve <laughs> kendisiyle tanıştığım için de mutluyum ee, hani yakınma derken e, sanki kötü hı hı. bir olumsuz bir şey söyleniyormuş da sen buna karşı yakınıyormuşsun gibi söylemedim tabii ki ee, bana da mesela hı hı kirpik hı. bilgisi için kirpik şükür baş mı diyenler oldu ama halbuki <laughs> kirpik yani e, bin yıllık bir şey e, şiirde çok sık geçen bir şey Bazen böyle olabiliyor tabii. Evet Yiğit, bu konuda sana hak veriyorum. Yani insanların zihinlerinde bu tarz şeyler olabiliyor. Yani sorular olabiliyor. Hatta bunu biraz daha soru formatından aşırıp direkt yani eleştiri ya da yergi diyebileceğimiz boyutlara da ulaşabiliyorlar. Bunlar problem değil. E, ama şunu bence bilmek gerekiyor. E, yeryüzünde söylenmemiş bir şey var mı? Yani adı anılmamış bir eylem, e, bir cisim, bir varlık var mı? Burada bence e, şiir nedir ya da e, şair kime denir e, sorusu akla gelmeli. E, söyleyiş biçimi, kendi sözünü söyleyen, e, var olanı kendince söyleyen e, mevzusu. E, bunlar zannediyorum Haydar Ergülen'in de değil mi onunla özdeşleşmiş olmasına rağmen onun da tekelinde olan bir sözcük değil. Ama neden özdeşleşiyor mesela Haydar Ergülen'de? Çünkü söyleyiş farklılığı yaratmış nar üzerinde. Mesela ben e, ne kadar objektif bilmiyorum. Umarım böyle bir konu karşıma da gelir bu arada. Hiçbir çekincem yok. Benim bahsettiğim, şiire konu ettiğim e, nar Zannediyorum e, o nar değil başka bir nar. Hatta belki ben e, daha kötü bir nardan, hani daha umutsuz bir nardan bahsediyorum. Burada da özellikle şiiri deşifre etmemek adına nar kelimesini ısrarla söylüyorum. Hani kulağa tırmalayıcı gelebilir ama hani farklı farklı da olur zaten. Yani olmalıdır da zaten şiirden söz ediyorsak. Şiiri deşifre etmemek deyince aslında benim aklımda Hilmi Yavuz'un şu dizesi canlandı. ...örçmektir, yazmak dediğim. Hmm. Sen de Hilmi Yavuz ve... E, ...Hilmi Yavuz'un bu sözünü söyleyince... ...benim de aklıma onun... ...şiir ve antropoloji dersleri geldi. <laughs> Bundan birkaç yıl önce... Evet, çok güzel ve kolayca edinebildiğim, herhalde YouTube'daydı yine, edinebildiğim dersler de bunlar. 13-14'lük bölümlere ayrılmış derslerdi. Ve neden bu konuyu açtığımı söyleyeyim. Orada metafor kavramından bahsediyordu. Üstünü örtmek ve metafor bunları yan yana zannediyorum düşündüğümüzde Birbirimizin, şu an senle birbirimizin e, düşüncelerini de karşılıyor oluyoruz diye düşünüyorum. Ne dersin? Sen de bundan bahsedince benim aklıma İlnoz'un edebiyat <laughs> okumaları. Şaka tabii. E, yani burada <laughs> ben şeyi düşünüyorum. E, hem o derslerde de hocanın söylediğini e, muhakkak düşündüğüm hem de şiirlerinde ya da şiir üstüne yazılarında e, bahsettiği. Onun dışında birçok şairin ee, mesela Dranas e, ya da Necati Gil hı hı. şiirlerinde de geçen aslında e, örtmek şiiri örtmek saklamak e, söylenmemiş aşkın güzelliği yani şiirin aslında söylemekten hı hı. çok söylememeye saklamaya ve gizlemeye yakın olduğu üzerine söylenmiş sözler e, Senin şiirin böyle mi yoksa söylemeye anlatmaya daha mı yakın? Yani zannediyorum e, böyle ama benim önce dediğim şeyden bahsedelim. Yani ben düşünsel ve sessel yere doğru e, bir bakış açısı geliştirmeye gayret ediyorum. E, Sasur'un bir düşüncesi vardır mesela der ki e, dil bir kağıda da e, dil bir kağıda da benzetilebilir der. Yani e, bir kağıdın ön yüzü düşünce ise arka yüzü de sestir der. Ve sen kağıdı bir yerinden kestiğinde hem sesi kaybedersin hem düşünsel boyutunu kaybedersin der. E, mesela Montaigne'de bir sözü var şimdi bununla ilişkilendirelim. İyi bir şiirin kuralı e, aklın ötesine geçmektir der mesela bu minvalde bir söz. E, o zaman sen kestiğin alanda hem dili yani sesi kaybediyorsun hem e, düşünsel boyutu kaybediyorsun. Bu ikisi elinde olmadığında aklın da ötesine... O farklı, o büyülü duyuş alanına geçemiyorsun. Biraz daha ben işin bu tarafındayım. Yani burasıyla ilgileniyorum. Ve yaşatmaya çalıştığım şey bu. Ya da direkt söyleyeyim. Kovalamaya çalıştığım şey bu. Ben de Yahya Kemal'in bir sözünden alıntı yapayım. Şiirde <laughs> lisan, zevk, fikir, mazmun, her şey eskir. Yalnız aşk eskimez, erdem tazelir. <laughs> Böyle... Güzel bir cümlesi var kendisinin. Güzel. Ee, tabi buradan da bizi dinliyorsa selam olsun falan diyemiyoruz maalesef. Ama <laughs> e, güzel bir söz. O hakkımızı başka bir şairde kullanabiliriz yani, belki. E, Haydar Ergülen'de kullandık. Buradan şükürler kullandık. Baş... 20 20 20 yılı... selam göndermedik ona da gönderelim. Selamlar buradan tabii, tabii ki. ki. E, bütün şairlere selam olsun. Son olarak şöyle bir şey sorayım. Aslında bahsettik bundan. Hı hı. E, esinlenme işte e, mesela hı hı. Aydar Ergülen'den mi esinlendi ya da etkilendin ya da şu dizeyi oradan mı aldın? Hı. Evet ya da hayır. Ee, evet de denilebilir. Yani bunu insanlar hani çalmışsın kesinlikle şeklinde evet anlatabiliyorlar Doğru ama e, evet oradan aldım. Dizeyi botlerden aldım ya da İlmi Yavuz'dan aldım. Ee, hı hı. Lale Müldür aldım. Bu şiir, roman ya da öykü de gayet normal bir şey bence. Ve e, bizim etkilendiğimiz şairler de zaten e, Fransız şiirinden ya da e, divan şiirinden, halk şiirinden etkileniyorlar. Ve bazı dizeleri hatta dönüştürüyorlar. direkt alıyorlar. direkt alıyorlar hatta. direkt direkt. Mesela bunu zannediyorum Cemal Süreyya'da falan görmek mümkün. Evet çevirisi gibi. Biliyorsun çeviriyle de ilgilendiği için bu onun için çok çok kolay. Buradan Julia Kristeva'ya alırız. <laughs> <laughs> Bak yine mesela TRT'de yanlış hatırlamıyorsam yine Cemal Süreya Onun bir söyleşisinde e, Doğan Hızlan'la olabilir bu konuşma, görüşme. E, diyor ki mesela Doğan Hızlan galiba ona soruyor. İşte siz diyor bir çevirmen olarak diyor. Şeyi çevirirken diyor hani şeyi e, metni çevirirken diyor. E kendinizden bir şey katıyor musunuz diyor. O da diyor ki tabii ki. Yani ben özellikle şiirle ilgileniyorum bir şairim. Ee, illaki o çeviri esnasında kendi şapkamdan, kendi heybemden kelimeler armağan ediyorum çeviriye diyor. Ee, bunu yaparken iyi biz iyi bir çeviriyi okurken, şairin oradaki görgüsünü görürken iyi, ee, şair ee, direk alıp ya yani buradaki direkt de şu, açalım madem. Şu şekilde yani dizeyi almış ama o dize üzerine de şiiri kurmuş. Aldı demek illa e, hani altında isim geçirmeyebilir. Ama şiirinin o şiirin o dizenin e, hakimiyet kurduğu şiir üzerinde şunu anlayabiliyorsak mesela diyelim ki Paul Celan'dan e, bunu yakaladık. Aa evet bu onun dizesi dedi. Şair eğer bunu mesela o şiir ve o şiirin e, peşi sıra ürettiği şiirlerde ya da o şiirle beraber e, bir kitaba dair olmuş diğer şiirlerde de e, buna benzer e, anıştırmaları okura veriyorsa e, intihal diyemeyiz diye düşünüyorum. Hele ki bunu demeçlerinde söylüyorsa açık açık ben etkileniyorum, etkilendim diyorsa intihal diyemeyiz. Alabilir yani direkt alması... Ee, dilek, dilek almasındaki amaç ne? Ya da bunu yaparken e, ortaya başka ne koyuyor? E, bunlara bakmak gerekiyor. Yani, dilek aldı o zaman tükak. Ben buna karşı çıkıyorum kısacası. Çeviriden bahsedince, çevirinin farklılığından bahsedince benim aklıma Can Yücel'in <laughs> söyleyişi geldi. Genelde Can Yücel'in Türkçe söyleyişiyle <laughs> diye yayınlanır onun çevirileri ve aynı zamanda evet, o e, iyi bir e, şair olan bence aslında. Ve bu yüzden de iyi bir çevirmen olan bir şiiri yeniden yazdığı için şair olan Cem Yavuz'un çevirileri geldi yine aklıma. Onları da bu kayda hı hı. eklemiş olayım belki. E, Can Yücel'i tabii ki bilmeyen yoktur ama bence çevirileri hı hı. de mesela Shakespeare çevirisi de çok farklıdır. Diğer çevirmenlerden senin de bildiğin üzere. Doğru. Programın sonuna geldik. Teşekkür ederiz katıldığın için. Şimdi Rica ederim. senden bir şiir okumanı isteyeceğim ve kapanışı şöyle yapacağız. Hmm, tamam. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ee, Yiğit e, belkiden e, bir şiir seçmiş olayım. Hem de bu e, program vasıtasıyla e, sesime ve kitabın adına e, ulaşmış olan e, arkadaşlar e, içerisinde de. E, İçerisine dair de bir fikir edinebilirler diye düşünüyorum bu şiir yoluyla. Derilir tüçek isimleri, seninle işte anlamda birleşen çizgiler konuşa konuşa. Taç yaprağında kurşun ve su izi, unuttuğum bir bahçenin kazısıyım ben. Kahverengisini tamamlarken toprak, karınca, ceylan ve pars, deniz aylarında kayayı kirpikleriyle deliyor uskumrular uzağındayız. Suyu başlatan dağların. iki kere dalga denizi taşırırken biraz her yerde seninle rüzgar uğultusunu omuzlarımda duymak eksiltiyor gün ışığındaki ey'i. Düşmeyi Tanrı yarattığında o gün çünkü yaratmak onun yıldızıdır. Kendini tutunarak büyüdü ismini açan çiçek ve yeniden aranması gerekecek ismindeki su izleri. Ömürlük çaba ormana aşılandığında biz diye hatırlanmak edası azına razı bir karıncayla bazı, bazı zaman nasılsa doğayla kuşatacağız yaşamak ağrısını. Sözcükler gelip kuruluyor yerine iyi bir düşünce gibi. Seninle şimdi kuşlar görüyor alınlarını. Seninle gümbürtüsü duyulur narların. İncelikler sezildiğinde tenimizdeki oyuklardan, teninle su, suya karışır. Başlarken de biterken bile, gün ışığındaki o eğenin uzağında kalsak da Herkes gibi, herkes gibi biz de kullandık denizleri, çok dağları ve bulutları.